Arkadaşlar panelin alt bölümünde gren ekleme ve keskinleştirme ekleme butonları var. Yine bu butonlar da akıllı bir şekilde geri dönülebilir ve tüm ayarları editlenebilir durumda. Fotoğrafa gren eklemek için gren 1'e basmanız yeterli. Gren 1 de %50 gri bir layer oluşturuyor, overlay harmanlama moduna alıyor ve noise ekleyerek gren ekliyor. Ardından gren çok keskin gözükmesin diye blur veriyor. Ve siz tüm bunlara çift tıklayarak müdahale edebiliyorsunuz arkadaşlar ya da overlay harmanlama modunu soft light'a alarak daha yumuşak olmasını sağlayabiliyorsunuz ya da opasitesini değiştirerek etkisini, şiddetini azaltabiliyorsunuz. Fotoğrafa yaklaştığımda bunu açıp kapattığımda özellikle şu bölgede ve şu bölgede grain'in etkisini görünür olduğunu görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bir fotoğrafa doğal görünümlü Hızlı ve müdahale edilebilir bir gren eklemek gerçekten işimizi kolaylaştırıyor. Çünkü Photoshop işlemlerinden sonra fotoğraf çok fazla dijital gözüküyor ve bu dijital görüntü insanlar tarafından çok fazla sevilmiyor. O yüzden doğal görünümlü ve müdahale edilebilir bir gren oluşturup fotoğrafa entegre etmek ve bunu kolayca yapabilmek gerçekten önemli. Grenin burada ikinci farklı yöntemi de var. Gren 2 dediğimizde de kamera rava giderek bir gren ekliyor. Yine şöyle yaklaşıyorum. Açıp kapattığında etkisini görebiliyorsunuz. Kamera raw'ın greni de daha film tadında olan bir gren. Bunu finalize etmek için de kullanabilirsiniz. Kamera raw'daki greni editlemek için de arkadaşlar buna çift tıklıyorum. Kamera rava gidiyorum. Efekt menüsü altında grenin şiddetini artırıp azaltabilirim. Veya size'ını ya da dağınıklığını değiştirebilirim. Ama genellikle hem Gran 1'de hem Gran 2'de varsayılan olarak gelen ayarlar %90 oranında gayet ideal. Çok fazla değiştirmenize gerek yok. Ama değiştirmek isterseniz tüm ayarlarına çift tıklayarak değiştirebilirsiniz. Bunların aslında iki farklı kullanım yeri var. Özellikle Gran 2 işi finalize etmek için kullanabileceğiniz bir gran. Gran 1 de boş bir layer'da çalışırken boş layer'da yaptığınız işlemlerde yaşadığınız doku kaybını daha az görünür kılmak için clipping mask yapacağınız bir gram. Gelin bunu size şöyle göstereyim. Arkadaşlar örneğin bu fotoğrafta gözaltı çizgilerini ya da buradaki kırışıklıkları clone stamp yardımıyla yumuşatmak istiyorum. Fakat clone stamp doku kaybına neden olan bir işlem olduğu için ben bunu çok fazla yaparsam buradaki dokular gerçekten plastik gibi duracaktır. O yüzden ben yaptığım bu işlemi Clipping Mask Grain bağlarsam gayet gerçekçi duracak. Gelin bunu deneyimleyelim. Yeni boş bir layer oluşturdum. Hemen yine panelden Clone Stamp'i çektim. Flow değerimi 8 gibi bir değere getiriyorum arkadaşlar. Ve fotoğrafa yaklaştım. Buradaki çizgilerin üstünden yavaşça geçiyorum. Tamamen yok etmeyeceğim. Çok daha yumuşak gözükmesini, daha kabul edilebilir olmasını istiyorum. Şuraları da düzeltiyorum. Buraya geldim arkadaşlar daha net gözüksün diye böyle bir fotoğraf seçtim. Buradaki çizgileri de yumuşatıyorum. Fakat bu yumuşatma arkadaşlar Clone Stem yardımıyla yaptığım için bakın şurada açıp kapatıyorum. Doku kaybının olduğunu ve böyle plastik bir görünüme döndüğünü görebiliyorsunuz. Şuralara da biraz daha şiddetli yaparsam aynı sonuç çıkacak. İşte bunu engellemek için bu alana doku gibi gözüken greni bağlamanız gerekiyor. Greni tüm fotoğrafa değil de bu boş layer'da işlem yaptığım alanlara sürekli etki edecek şekilde bağlamam gerekli. Bunun için de gren bira e basıyorum. %50 gri bir layer'a e entegre edilmiş bir gren oluşturdu. Bunu alttaki layer'a etki etmesi için clipping mask yapıyorum yine panel üzerinden. Arkadaşlar böylece ben bu boş layer üzerinde nereyi boyarsam oraya otomatik olarak gren eklenecek gran canlı bir şekilde etki ediyor. Yani ben şu an şurayı boyarsam üstteki Clipping mask direkt oraya gran eklemeye devam edecek arkadaşlar. Şimdi ben geldim mesela şurayı da yumuşatıyorum. Ben nereye fırçamı vurursam aynı miktarda, aynı oranda oraya da gran ekleniyor. Şiddetli fırça vurursam o gran şiddetli bir şekilde ekleniyor diyebilirim. Şimdi açıp kapattığımda grenin çok küçük kaldığını görüyorum sanki oraya bir etkisi yok gibi yaklaşıyorum. Evet çok küçük kalmış. Şimdi bunu %50 gri de yapmamızın nedeni bu. Ctrlt T yaparak grenin boyutunu büyütebilirim arkadaşlar. Böylece o nokta nokta noise şeklinde olan grenlerin büyüklüğü artmış oldu. Fotoğrafa yaklaştım. Yine açıp kapatıyorum. Uygun büyüklükte de değil ya da şiddette değil. Bu sefer Add Noise değerimiz 8'den örnek veriyorum 18'e çıkartıyorum. Evet, şu an grenler gözükmeye başladı. Blur değerimi de 0.5'ten keskin olmaması için 0.8 gibi bir değere çıkardım. Arkadaşlar, şimdi açıp kapattığımda grenlerin etkisi daha görünür, ciltteki doku, gözeneklerine daha yakın hale geldi. İşte bu işi smart obje yapmamızın, buna add noise'u, blur'u eklememizin sebebi bu. Hem grenlerin boyutunu CTR e T yaparak belirleyebiliyoruz. Hem şiddetini et noise'u değiştirerek belirleyebiliyoruz. Hem de grenlerin böyle keskin gözüküp gözükmemesini buradaki noise değerini artırarak istediğimiz gibi editleyebiliyoruz arkadaşlar. Açıp kapattığımda bakın çok plastik bir görüntüdeyken şu an çok daha doğal, gerçek dokularla eşleşen bir görüntüde. Ben buradan yeni layer'ın opasitesini düşürdüğümde şu an oraların çok daha doğal bir şekilde olduğunu görebiliyorum. Siz de göz altındaki sorunlar ya da herhangi bir alana müdahale etmek istediğinizde yeni bir boş değeri oluşturun. Clone Stamp'i alın. Full of değerinizi %5 ile %15 arasında bir değerde tutun. Ve en üstte uygun doku büyüklüğüyle eşleşen gran oluşturun. Ve bunu Clipping Mask yöntemiyle bağlayın. Artık özgür bir şekilde istediğiniz alanı istediğiniz şekilde yumuşatabilirsiniz gayet doğal duran sonuçlar alacaksınız arkadaşlar. Bu da zorlu alanlara müdahale etmek için kullanacağımız en büyük hilelerden biri. Şu çene bölgesine dikkat edin. Bakın öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Yaklaşıyorum. Gren olmadan bakın böyle bulurlu gözüküyor. Gren ekleyince eski doğallığına geri dönüyor. Photoshop'ta yaptığımız işlemlerde dijital gözükmemesi için finalinde gren 2'yi kullanmak mantıklıyken bu tarz lokal müdahaleler yaparken boş bir layer'da gren 1'i kullanmak ve onu clipping mask yapmak ve gren 1'i de istediğimiz şekilde yeniden editlemek gerçekten hem akıllı hem de iş akışımızı inanılmaz şekilde hızlandıracak bir unsur. Hem hızlı olacak hem doğal gözükecek hem de basit çözümlü olacak. Arkadaşlar, paneldeki keskinleştirme butonu da diğerleri gibi akıllı bir şekilde çalışıyor. Keskinleştirme butonuna basmam fotoğrafın tamamını keskinleştirmek için gayet yeterli. Açıp kapattığımda tüm fotoğrafa etki eden bir keskinleştirme var. Eğer şiddetini azaltmak istersem opacity'yi düşürebilirim. Şayet şiddetini artırmak istersem soft light harmanlama modunu overlay'e çekebilirim. Bu bir tık daha şiddetli. Daha da şiddetli olmasını istersem hard light'a çekebilirim. En şiddetli hale getirmek istersem de vivid light'ta bu layer'ı kullanabilirim. Eğer keskinleştirme vivid light harmanlama moduna rağmen yeterli gelmediyse çift tıklayarak high pass değerini artırabilirim. Okey dedim. Açıp kapatıyorum. Bakın keskinleştirmenin hem doğallığını hem de kalitesini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim size tavsiyem fotoğraflarınızda tamamına aşırı keskin bir keskinleştirme uygulamamanız. O yüzden buraya varsayılan olarak tanımlanan keskinleştirme değeri ve harmanlama modu gayet yeterli. Eğer siz göz bölgesi gibi işte dudaklar gibi kaşlar gibi unsurlara şiddetli bir keskinleştirme uygulamak isterseniz ikinci bir keskinleştirmeyi lokal olarak uygulamanızı tavsiye ederim. O da şöyle. İkinci defa keskinleştirme butonuna basıyorum ve bunun harmanlama modunu Vivid Light'e getiriyorum. Buradaki beyaz maske sayesinde tüm fotoğrafa etki ediyordu. Ben bunu CTRL e i yaparak şu an hiçbir yere etki etmemesini sağladım. Yukarıdan fırçayı tıkladım. Örneğin sadece gözleri boyuyorum. Fırçamı büyütüyorum. Örneğin işte kaş bölgesini boyuyorum. Yani daha şiddetli olarak kurguladığım bu keskinleştirme layer'ını buradaki maskeyi boyayarak istediğim alana etki etmesini sağlıyorum. Yani fotoğrafın tamamına şiddetli bir keskinleştirmek vermek yerine gözler, kaşlar, dudaklar gibi önemli unsurları ortaya çıkarmak için oraya maskeleyerek vurgulamak çok daha mantıklı. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Siz de hem akıllı grenler hem de akıllı keskinleştirme ile hem doğal duran sonuçlar hem de hızlı bir çalışma düzenine kavuşacaksınız.